Herkese merhabalar. Akciğer kanseri hepimizin bildiği gibi en tehlikeli kanserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kansere bağlı ölümlerde akciğer kanseri ilk sıralarda yer almaktadır. Akciğer kanserinin en tehlikeli yönlerinden bir tanesi teşhisin geç konmasıdır. Şikayetler genellikle müphem olduğu için akciğer kanserinin teşhisi uzun süreler konamamaktadır. Geç konan teşhisler ise hastalığın genellikle ileri evrede olmasına neden olmaktadır. Bu da tedaviyi güçleştirmektedir. Uzun süre kuru öksürük şikayeti, kilo kaybı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, yüzde boyunda şişme gibi belirtiler akciğer kanserinin temel belirtileri olup çoğu zaman bu şikayetler önemsenmemekte ve herhangi bir sağlık merkezine başvuru gecikmektedir. Bu gecikmeler ise hastalığın kendi tabiatından ötürü hastalığın yayılmasına neden olmaktadır. İleri evre kanser hastalarında ise tedavi ister ameliyat olsun ister kemoterapi ya da radyoterapi olsun tedaviyi zorlaştırmaktadır. Uzun süre sigara geçmişi olan kişiler, mesleki olarak kirli havaya maruz kalan kişiler, bazı zehirli gazlarla ya da radyoaktif maddelerle maruz kalan kişiler, ailesinde kanser hikayesi olan kişiler sık aralıklarla akciğer kontrolünden geçmesi akciğer kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Kansere ne kadar erken tanı konulur ise tedavisi o kadar başarılı olmaktadır. Özellikle 50 yaş üzerinde az önce saydığım risk faktörlerine maruz kalan kişilerin en az yılda bir defa herhangi bir şikayeti olmasa dahi akciğer açısından sağlık kontrolünden geçmesi önemlidir. Şikayetlerin 2-3 günden uzun sürmesi, göğüs ağrısının 2-3 günden uzun sürmesi, nefes darlığının bir haftadan uzun sürmesi ya da herhangi bir kuru öksürük şikayetinin 2-3 haftadan uzun sürmesi durumunda mutlaka kanser şüphesiyle ya da soru işaretiyle herhangi bir sağlık merkezine başvurmamız bizi hayata daha fazla tutunmamıza sağlayacaktır. Herkese teşekkür ederim.